Atatürk'ün vefatı sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada hüzünle karşılandı. Pek çok ülkede bayraklar yarıya indi. Bir aylık ulusal yas ilan edildi. Hatta okullar tatil edildi. İşte o gün dış basında yazılan övgü ve hüzün dolu yazılar. Alman basını: Atatürk Türkiye'yi tek düşman kalmaksızın bırakmıştır. Bu, zamanımızın hiçbir devlet şefinin başaramadığıdır. Avusturya basını: Türk halkı kurtarıcısını ve babasını kaybetti. Portekiz basını: Atatürk başı dumanlı, doruklarda yüce bir dağ tepesidir. Siz ona yaklaştıkça o yükselir ve aranızdaki mesafe sonsuza değin aynı kalır. Devirlerinde büyük gözüken, zamanla küçülen benzerlerinden farkı budur ve böyle kalacaktır. Çin basını: Biz Çinliler hepimiz bu mateme iştirak ediyoruz. Zira büyük bir milletin, çok sevilen büyük atasının ölümü yalnız Türkiye için değil, aynı zamanda bizim kıtamızda ve bütün dünyada büyük bir boşluk bırakmaktadır. Fransız basını: Atatürk öldü. Barış kubbesinin doğu sütunu yıkıldı. Artık evrende barışı kimse garanti edemez. Nitekim Avrupalı devlet adamları onun 1930'da yaptığı uyarı ve tavsiyeleri dinlememiş ve dünyayı 1939 yılında ikinci büyük savaş felaketinin içine sürüklemişlerdir. İtalyan basını: Atatürk'ün ölümüyle Yakın Doğu'nun gelişmesine birinci derecede etken olan son derece kuvvetli bir şahsiyet kaybolmuştur. Birleşik Krallık basını: İngiltere önce cesur ve asil bir düşman, sonra da sadık bir dost olarak tanıdığı büyük adamı selamlamaktadır. Sovyet basını: Onun ölümü, dünya içinde derinliği ölçülmez bir kayıptır. İtalyan basını: Atatürk'ün ölümüyle dünya büyük bir liderini kaybetti. Romanya basını: Milletimiz en büyük Türk'ün karşısında kederli bir saygıyla eğilmektedir. Romanya'da Atatürk'ün ölüm haberi geldiği gün bütün okullarda dersler tatil edildi. ABD basını: Dünya sahnesinden tarihin en dikkat çekici adamlarından biri geçti. Yunan basını: Bir insana ölümünden sonra bu derece sevgi ve yas gösterileri yapılması milletler tarihinde az görülen şeylerdendir. Büyük Atatürk: Tarih seni bağımsızlığın baş mimarı olarak yazmakta. Bütün uluslar senin manevi şahsiyetin önünde saygıyla eğilmektedir. Sen yalnızca Türk milletinin değil, dünya üzerindeki ezilmiş milletlerin de önderi oldun. Çünkü onlar seni örnek alarak bağımsızlıklarını kazandılar. Ölümünün 83. yıl dönümünde seni saygı, sevgi ve büyük bir özlemle anıyoruz.